Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala nebina Muhammed ve ala ala nebina Muhammed. Resulullah Aleyhisselam Hudeybiye anlaşmasından sonra Mekkelilerden yani Kureyş'ten gelen baskı konusunda rahatlayıp bir nefes alınca pek çok yere İslam'a davet elçileri göndermişti. Bu konuyu hatırlıyor olmanız lazım. Konuşuldu üzerinde uzun uzun. Bu gönderilen elçilerden bir tanesi, Bizans'ın Mısır bölgesi valisi, Mısır'ın bölgesini yöneten ona mukavkıs diyorlar. Kendi e, tarih kaynaklarımızda geçen isimlendirme böyle. Ünvan yani bu. Mısır mukavkısı, İskenderiye valisi, böyle de bulabilirsiniz. Cüreyc bin Minaya, Peygamber Aleyhisselam Hatib bin Ebi Belta'a ah adındaki sahabeyi elçi olarak gönderiyor ve onu İslam'a davet ediyor. Anlatılanlara göre Cüreyç anlatılanlardan etkilenmiş, dinlediklerinden etkilenmiş ama Bizans kralından da çekindiği için Müslüman olmamış. Fakat dinlediği şeyin ne kadar kıymetli olduğunu, bu Elçiyi gönderen makamın yani Resulullah Efendimizin ne kadar önemli bir konumda olduğunu da idrak etmiş görünüyor. Nereden çıkartıyoruz? Elçiye çok güzel davranmış. Sonra elçiye hediyeler vermiş Peygamber Efendimiz'e ulaştırılması için. İki tane cariye yani şimdi bu cariye değer demez böyle... E, nasıl söyleyeyim, yeni yetime delikanlıların böyle gözlerinin faltaşı gibi açıldığı gibi, gözlerimiz faltaşı gibi açılmasın. Dönemin cari olan, yürürlükte olan bir hukuku, dönemin tüm dünya devletlerinde geçerli olan bir örfü var. İki tane cariye gönderiyor. Mariye ve Sirin isminde. Değerli kumaşlar gönderiyor, kıyafetler gönderiyor. Efendim, iyi bir hayvan gönderiyor, binek hayvanı. Daha sonra Resulullah Aleyhisselam onu Hazreti Ali'ye hediye etti. Düldül ismindeki meşhur katırı Hazreti Peygamber Hazreti Ali'ye hediye etmişti. Hediyeler gönderiyor. Yolda gelirken Hatib bin Ebi Belta Allah ondan razı olsun. Mari'ye ve Sirin'e ve onların bakımıyla ya da onlarla sorumlu olan kişiye e, İslam dinini anlatıyor. Elimizde iki rivayet var. Bu rivayetlerden bir tanesinde Yolda Müslüman oluyorlar Mâriye ve Sirin kardeşler. İkinci bir rivayet Medine'ye geldikten sonra Resulullah Efendimizle konuşurken Resulullah Aleyhisselam'ın onları İslam dinine davet etmesinden sonra Müslüman oluyorlar. Netice bu iki kardeş Müslüman oldular. Peygamber Aleyhisselam bu iki kardeşten Sirin adındakini Peygamber Aleyhisselam'ın şairi diye meşhur olan Hasan bin Sabit'e hediye etti Mariye'de Resulullah Aleyhisselam'da kaldı. Resulullah Aleyhisselam'ın Mariye adlı cariyesinden bir çocuğu oldu. Hicret'in 8. yılında doğdu. İbrahim. Bu çocuk ne kadar yaşadığı konusunda siyer kaynaklarımızda ihtilaflı bilgiler olsa da her ne kadar bir yıldan fazla yaşadığı aşağı yukarı kesin. Hicret'in 9. yılının sonu, 10. yılın başları Resulullah Aleyhisselam'ın oğlu İbrahim yani kaynaklarımıza göre 16 aylık veya işte 16 aylıktan biraz daha küçük hastalandı ve vefat etti. Olay bu. Hazreti Peygamber'in oğlu İbrahim'in çocukken vefat etmesi hadisesi. Şimdi bu hadise içerisinde öğrenilecek çok güzel dersler var. Bunlardan bir tanesi şu. Resulullah Aleyhisselam oğlu vefat edince çok üzülüyor. Gözlerinden yaşlar boşandığını, ağladığını görünce yanında bulunan ashabı şaşırıyorlar. Peygamber selam epey ağlamış yani. Bir rivayete göre Abdurrahman İbni Avf diyor ki ya Resulallah sen de mi ağlıyorsun? Sen bizi bundan nehyetmemiş miydin? Bize bunu yasaklamamış mıydın? Sen niye ölüye ağlıyorsun? deyince peygamber aleyhisselam diyor ki ağlamak merhamettendir. Feryat etmek şeytandandır. Ben sizi ölünün arkasından feryat figan etmekten alıkoydum. Onu nehyettim. Bu şeytanın bir hamlesidir. Fakat diyor göz yaşarır kalp mahzun olur. Sonra dilini işaret ederek diyor ki: "Fakat biz dilimizi tutarız ve Rabbimizin razı olmadığı sözler söylemeyiz." Şimdi çok güzel bir uyarıyla karşı karşıyayız. İnsanların en duygusal olduğu anlardan bir tanesi ölüm anı, cenaze anı. Kendi cenazesinden bahsetmiyoruz tabii yani. Çok sevdiği birinin vefat etmesi. Bir insanın çok sevdiği birisi vefat ettiğinde ki genç yaşta ölen küçük çocuk bu konuda belki en etkili olanıdır. O duygusal ortam yanlışlar yapması için en müsait ortamlardan bir tanesidir. Şeytanın arayıp da bulamadığı tam böyle e, hilesini, işletebileceği, tuzağına düşürebileceği bir pozisyon oluşmuştur. Duygusaldır o sıradaki kişi. Şey. Çok aşırı duygusal olduğu için aklını kullanmaz, bilgilerini kullanmaz. Aklını ve bilgilerini devre dışı bırakıp duygusallaştığında şeytan ona Allah'ın razı olmadığı işler yaptırır. Zaman zaman görebilirsiniz. Çok sevdiği bir yakınının vefatında feryat figan ağlayan dövünen, kendine zarar veren, elbisesini yırtan, saçını başını dağıtan, ağıt yakan, ölen kişi hakkında övücü cümleler söylemeye başlayan. Ben sensiz yaşayamam mesela yani. Ben sensiz yaşayamam. Senden sonra hayat bana zehir. Senden sonra işte efendim ben ne olacağım? Bu çocuklar ne olacak? gibi ölen kişiyi yüceltici sanki ölen kişiyi hayatın dayanağı imiş gibi anlatan cümleler söylettirir. Bu şeytanın bir hamlesidir. Bu cümleleri söyleyen kişi normal şartlarda duygularının teskin edildiği bir zamanda aklı ve bilgileri devredeyken önüne o cümleleri koysan ve desen ki bunlar senin cümlelerin. Gerçekten buna inanıyor musun? Yani mesela bu kişi olmadan yaşayamayacağına inanıyor musun gerçekten? Böyle mi inanıyorsun? Hayatın sebebinin ya da kaynağının bu olduğuna mı inanıyorsun gerçekten? Ya da ölen kişinin gerçekten bu kadar mı iyi olduğuna inanıyorsun? Yok, öyle değildir. O an söylemiştir. Onu o kadar över ki ölen kişiyi sanki hayatı boyunca onunla kavga etmemiştir. Belki de çok kötü ilişkileri vardı ama vefat ettiğinde duygusallaştı ve o bütün o kötü ilişkileri mesela diyelim ki ölen kişiye yaşattığı kötü hadiseleri sanki hiç yaşatmamış gibi ya da ölen kişi gerçekten kötülükleri yokmuş gibi olabilir, olamaz mı yani hepimizin birçok böyle hatası kusuru var. Onu arındırıcı, yüceltici, yükseltici cümleler söyler. Resulullah Efendimizin yasakladığı şey budur. Bunu da kendi cenazesinde öğretmiştir ki başka cenazelerde de söylemişti Peygamber Aleyhisselam. Ki'ye geri dönelim. Bazı insanlar şöyle şeyler söylemesin diye. Yani şimdi birisinin bir acısı olur. Başına bir musibet gelmiştir. Yanlış şeyler söylemeye, yanlış davranışlar yapmaya başlar. Uyarırsınız. Ya bak böyle yapma. Bu yaptığın şey yanlıştır. Bu cümle yanlıştır diye. Kendince akıllılık yapar. Kendince git başımdan der. Benim başıma gelen senin başına gelmedi. Yani o musibet o an birinin başına gelmediyse onu anlayamayacağını düşünür. Mesela aslında seni anlayıp anlayamaması değildir. Mesela bir davranışın doğru ya da yanlış olmasıdır. Kaldı ki karşıdakinin sakinliği olayı doğru değerlendirmek için en büyük avantajıdır. O da o sırada aynı musibete sahip olmuş olsaydı o da zaten belki saçmalayacaktı. Dışarıdaki birinin sakinliği onun da avantajıdır, senin de avantajındır. Resulullah Aleyhisselam bu konuda uyardı. Cenazenin arkasından da Müslüman vakarına uygun bir şekilde üzülebileceğimizi öğretti bize. Cenaze yıkandı, cenaze namazı kılındı, teçhizi yapıldı, kefenlendi ve kabir kazıldı. Tam kabire konulmak üzere Resulullah Aleyhisselam kabrin bir kenarında kerpiçten bir duvar örüyorlar. Yani şimdi kabir meselesi de biliyorsunuz biraz örfi bir konudur. Dünyanın her yerindeki Müslümanlar aynı tip kabir kazmazlar. Kerpiçten yapılan duvarın bir kenarında bir boşluk olduğunu görünce Resulullah Aleyhisselam bu işi yapmakla sorumlu olan kişi yani kabir kazıcısı, mezar kazıcısı olan kişiye diyor ki orayı kapat ya da kendisi iniyor o boşluğu uzanıp o boşluğu kendisi kapatıyor. Bu hareket dikkat çekiyor veya bu uyarı dikkat çekiyor. Mezar kazıcısı olan kişi diyor ki ya Resulullah yani bir ölüyü koyacağız şimdi kabre. Kabrin düzgün olmaması, düzgün yapılmamış olması ölüye fayda ya da zarar verir mi? Niye bu kadar titizleniyorsun? Neden bu kadar özen gösteriyorsun? Deyince Peygamber Aleyhisselam buyuruyor. Evet diyor. Ölüye fayda ya da zarar vermez. Öldü yani. Artık bedeniyle bir ilişkisi kalmadı. Ama diyor, diriye zarar verir. Yani diri sevdiği birini mezara koyarken özensiz yapılmış bir mezara koymanın getirdiği rahatsızlık var. Diri rahatsız olur diyor. Sonra da şu meşhur kulaklarımıza her zaman küpe olması gereken, her zaman aklımıza atmamız gereken en önemli kurallardan birini öğretiyor. İçinizden biriniz bir iş yaptığı zaman onu insanın içine sinecek şekilde güzel yapsın diyor. Şimdi Resulullah Aleyhisselam bunu mezarda söylüyor. Mezar kazılırken söylüyor. Mezar kazıcısına söylüyor. Yahu mezar kazıcısının mezarı bile güzel yapmasını söyleyen bir peygamberin ümmetiyiz. Hayatımızı sürdürürken yaptığımız işleri, hayatımızı sürdürmemize sebep olan işleri nasıl özensiz yapabiliyoruz? Bu peygamber aslamın öğrettiği ahlaka çok uzak bir davranış, bir sorumsuzluk hali değil mi? Evet, ciddi bir problem. Müslüman özellikle kendisinin sorumluluğunda olan işler konusunda işini titiz yapmak zorundadır. Güzel yapmak zorundadır. İşini tam yapmak zorundadır. Kendisinin de diğerlerin de içine sinecek şekilde yapmak zorundadır. Evet giyinirken de güzel giyinmek, yemek yaparken de güzel yemek yapmak gerekiyordur. Ama özellikle yemek yapmak senin vazifen olduğunda onu en iyi şekilde yapman gerekir. Bu Peygamber Aleyhisselam'ın öğrettiği ahlaktır. Evet mesela evini temizlerken de dükkanını iş yerini temizlerken de titizlenmek gerekirdir doğru ama özellikle temizlik senin vazifen olduğunda işi tam yapmak güzel yapmakla mükellefsin. Evet öğretmen olmayan bir kişi de birilerine bir şey anlatırken elinden geldiği kadar titiz, özenli, güzel anlatmaya çalışmalıdır. Doğru ama işin öğretmek olduğunda bu senin işin olduğunda artık onu baştan savma yapma hakkın yoktur. Bu peygamberin öğrettiği ahlaka terstir. Herkes kendi işi konusunda, özellikle kendi işi konusunda, kendisinin ekmek yediği alanda, geçimini temin ettiği alanda veya sorumlu onun omuzlarına verilmiş alanlarda işi tam yapmak, insanın içine sinecek şekilde güzel yapmakla yükümlüdür. Bu Peygamber Aleyhisselam'ın öğrettiği bir ahlaktır. Biz bu ahlakı umursamadığımızda aslında sadece bireysel hayatımızda küçük küçük kayıplar yaşamıyoruz. Tüm hayat felsefemizi zararla, zarara uğratan, tüm hayat anlayışımızı, hayatla bağımızı yıpratan bir e, anlayış bozukluğu yaşıyoruz aslında. Buradan çıkan sonuçla evlerimiz güzel evler olmuyor. Bahçelerimiz güzel bahçe olmuyor. Ne bileyim yaptığımız işlerimiz güzel olmuyor. Eğitimimiz güzel eğitim olmuyor. Faaliyetlerimiz çok güzel faaliyet olmuyor. Ve kendi yaptığımız işlerden kendimiz soğuyunca hem kendimize olan güvenimizi hem de kendi kardeşlerimize, Müslümanlara olan güvenimizi kaybediyoruz. Müslümanlardan bir şey talep ettiğimizde onu yerine tam getireceği konusunda bir güven hissetmemeye başlıyoruz. E bundan daha büyük zarar olabilir mi? Mümin toplumun, Müslüman toplumun birbirinin liyakatine, işinin ehli olmasına, işini güzel yapmasına güvenmemesinden daha büyük zarar az görülür gerçekten ya. Yani. Bu çok büyük bir zarardır. Resulullah Aleyhisselam'ın öğrettiği bu kuralı da bir kez daha hatırlatalım. Biriniz bir işi yaptığı zaman onu tam yapsın diyor. Güzel yapsın. Yapabildiği kadarıyla. Cenazeyi defne diyorlar. Cenaze defnedildikten sonra dağılıyorlar ve o gün bir güneş tutulması yaşanıyor. Güneş tutulması yaşanınca Resulullah Aleyhisselam duyuyor ki Halktan bazı insanlar, halk deyince yani Hazreti Peygamber'in Medine'sinden söz ediyoruz. Yani kimden söz ediyoruz? Ashab'dan söz ediyoruz. Tamam şunun altını çizelim unutmayalım, haksızlık da yapmayalım hiç kimseye. Ashab deyince onların da kademe kademe olduğu gerçeğini unutmayalım. Yani Medine'de yaşayan o sahabi topluluğundan, o sahabe topluluğundan, sahabilerden bir kısmı Mesela o sırada 23 yıldır, 22 yıldır Müslümanlar. Bunlardan bir kısmı 20 yıldır Müslüman. Peygamber Aleyhisselam'ın eğitiminde, Kur'an'ın eğitiminde yaşıyorlar. E bir kısmı da daha o yıl Müslüman olmuşlar. Henüz dinin temel mantığını kavramamışlar. İnancın yapısını, hadi bu kelimeye belki için böyle tepki gösterenler olabilir ama konu anlaşılsın diye kullanayım. İnancın felsefesini henüz kavramamışlar. İnancın da bir felsefesi olur mu? Elbette yani. Her bir inanç sisteminin kendi aynı zamanda bir inanç felsefesi, bir inanç mantığı olur kendi içerisinde, ana fikirleri olur. E onu henüz kavramamıştır. Bir akımdan dolayı herkes Müslüman oluyor diye Müslüman olmuştur. Müslümanların gücünden etkilenmiştir. Veya yani Müslüman olmuştur ama henüz dini öğrenme aşamasındadır. Bazıları, halktan bazı insanlar güneş tutulmasını, Peygamberimizin oğlu İbrahim'in ölümüyle ilişkilendirmişler. Demişler ki yani İbrahim'in ölümünden dolayı güneş tutuldu. Ha şimdi çok kritik ve tehlikeli bir noktaya geldi mi? Evet geldi. Resulullah Aleyhisselam bunu duyunca hemen camiye gidiyor, mescide. Mescitte bulunan topluluğu uyarıyor ki herkes birbirini uyaracak. Diyor ki Peygamber Aleyhisselam güneş ve ay Allah'ın ayetlerinden birer ayettir. Hiç kimsenin ölümü veya doğumu sebebiyle tutulmazlar. Güneş veya ay tutulduğunda dua edin, tekbir getirin ve namaz kılın diyor. Şimdi bu bu kadar mı? Buradan yola çıkarak yani bizim bu olaydan alacağımız tek ders güneş tutulmasında ve ay tutulmasında namaz kılma sünneti mi olmalı yoksa Konunun bütünlüğünü ele aldığımızda Hazreti Peygamber'in neyi uyardığını mı görmek gerekiyor? Peygamber Aleyhisselam evet orada bir namaz öğretti ama önce olayın mantığını öğretti. Güneş ve ay birinin ölümü ya da doğumu sebebiyle tutulmazlar. Şimdi arkadaşlar insanların birçoğunda sevdikleri önemli gördükleri insanları yüceltme eğilimi çok köklü bir eğilimdir. Bir cahiliye tutumudur. Bu İslamsızlık tutumudur. İslam'ın mantığına terstir. Ama var böyle bir şey Müslümanlarda da var ki işte bu konuşmayı yapanlar Müslüman insanlar. Birini gözümüzde büyütüyoruz. Bir siyasi lideri, bir dini lideri, bir aile büyüğünü çok sevdiğimiz birisi, çok önemli gördüğümüz birisi mesela diyelim ki vefat ediyor. Diyelim ki vefat ettiği gün onu defnedeceğiz. Böyle çok yoğun bir yağmur yağıyor. Çok yoğun bir yağmur yağdığında cenazeye katılanlardan şöyle şeyler duyabiliyoruz. Ya adam ne mübarek adam ya. Adamın ölümüne gökler bile ağladı. Yani yağmurun yağışını onun ölümüyle ilişkilendiriyor. Başka bir olay oluyor mesela doğumu ya da yine hadi ölümünden örnek vereyim. Birisi ölmüş çok güzel bir hava oluyor. O çok güzel havada hiç kimse sıkıntı çekmeden hiç kimse cenazede katlanan hiç kimse sıkıntı çekmeden ne güneşten ne sıcaktan ne soğuktan ne yağıştan sıkıntı çekmeden cenaze çok güzel bir kolaylıkla kaldırılmış. Ya o ne mübarek adam diyorlar şimdi. O gün havanın güzel olmasını onun cenazesiyle ilişkilendirmeye kalkıyorlar. İnsanlarda tabiatta meydana gelen kevni ayetleri biz Müslümanız da biz olaya böyle bakarız. Kevni ayet yani Allah'ın kainata serpiştirdiği olaylar dünyasına, olgular dünyasına, varlıklar alemine yerleştirdiği ayetleri Allah'la ilişkilendirmek, Allah'ın varlığı, Allah'ın ilmi, Allah'ın kudreti, Allah'ın iradesi, Allah'ın hikmeti ve Allah'ın sanatıyla ilişkilendirmek ve Allah'a olan imanımızı büyütmek, Subhanallah ifadesinde kendini bulan şekliyle Allah'ı yüceltme Allah'a olan imanımızı pekiştirme aracı olarak kullanmak yerine bir kişiyi yüceltme aracı olarak kullanma eğiliminde oluyoruz. Var mı böyle insanlar? Oluyor insanlar. Bazen bir bakıyorsunuz bir dağın karşı yamaca yansıyan gölgesini bir siyasi liderin potresine benzetip o gün orada toplanma ritüeli geliştiriyorlar. Yani illa dini bir çevre olması gerekmiyor bu işi yapanların birini yüceltme, kutsallaştırma eğilimi var. Birileri bir tarikat büyüğünü mesela böyle yüceltebiliyorlar. Irmağın akışını, çiçeğin akışını, hayvanların işte efendim o günkü davranışını, yağmurun yağmasını veya yağmamasını Allah'ın ilmiyle, kudretiyle, Allah'ın sıfatlarıyla ilişkilendirmek yerine o gözlerinde büyüttükleri insanın hayatıyla ilişkilendirmeye kalkıyorlar. Resulullah Aleyhisselam da uyardı. Allah'ın varlıklar dünyasına yerleştirdiği bir şey var. Olaylar zinciri var. Bu olaylar Allah'ın ayetleridir. Bunları öğrenmek gerekiyor, araştırmak gerekiyor. Buradan ilim elde etmek gerekiyor. Allah'ın ilim sıfatının farkında olmak gerekiyor. Hikmetin kavramak gerekiyor. Sanatına hayran olmak gerekiyor. Buradan kendi dersler çıkartmak gerekiyor. Gerekmeyen tek şey bunu bir insanla ilişkilendirmek. Bir toplulukla ilişkilendirmek. Falanca grup işte öldürüldü. Tarihte böyle şeyler çok var yani. Falanca grup öldürüldü. Ne oldu? İşte efendim o yıl e, ürünler çok az oldu. Allah o topluluğu diyelim ki ürünlerin azlığıyla cezalandırdı. Bunu nasıl karar verebilirsiniz ki yani? Aramızda Allah'ın bir elçisi olsaydı ve Allah'ın elçisine Allah'tan bir vahiy gelip peygamber deseydi ki evet Allah işte bu seneki ürünsüzlüğü sizin falanca gruba yaptığınız eziyetlerden dolayı başınıza verdi. O zaman amenna ve saddakna diyecektik. Yok öyle bir şey. Aslında o diyelim ki o sene işlerin yolunda gitmemesini, o sene yaşanan bir takım e, afetleri bir gruba, bir kesime, birilerine yapılan kötü davranışlarla ilişkilendirerek onları yüceltme eğilimine giriyoruz tabi hadiselerin hepsinde yüceltilmesi gereken sadece Allah'tır. Sadece Allah'la ilişkisi kurulmalıdır. Oradan kendimize Allah'ın sıfatları üzerinden dersler çıkartmak gereklidir. İnsanların yüceltilmesi için bunlar sebep değildir. İşte Hazreti Peygamber de diyor ki bakın ne diyor? Tekbir getirin. Yani Allah'ın büyüklüğünü ilan Allah'ı büyükleyin. Dua edin ve namaz kılın. Güneş tutuldu. Demek ki Allah'ın yüceltilmesiyle ilgili bir durum var. Biz hep böyle yaparız. Yağmur yağdığında, güneş açtığında veya açmadığında, yağmur yağmadığında, rüzgar estiğinde, sert estiğinde, esmediğinde, hava çok sıcak olduğunda veya çok soğuk olduğunda her defasında konuyu yalnızca Allah'la ilişkilendiririz. Allah duygularımıza kapılarak aklımıza, ilmimize, imanımıza uygun olmayan davranışlara, düşüncelere meyletmekten hepimizi muhafaza buyursun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.